Uzay, bazıları için sonsuz boşluk, bazıları için sonsuz fırsattır. Geriye dönüp baktığınız zaman başladığınız noktalar geliyor hep aklıma. Çok gece gündüz çalışıldı, çok önemli fedakarlıklar da bulunuldu. Zonguldak'tan yükselen ışık bugün uzayda parlıyor. İlk fikirden bahsettiğimizde aslında birçok insan heyecanlanıyor. Uzay işi Türkiye'de ilk defa yapılacak, Zonguldak'ta ilk defa yapılacak. Yıl 2016. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde bir grup vizyoner genç, NASA'nın önde gelen isimlerinden biri olan Dr. Umut Yıldız'la olan görüşmelerinden ilham alarak geleceğe imzalarını atmak için Grizu 263 uzay takımını kurdu. Muzaffer ve Çağla'yla olan iletişimimiz daha da devam etti ve onların projelerini duymaya başladım. Ve işin ilginç tarafı daha çok kısa bir süre içerisinde uyduyu neredeyse tamamladıklarını söylediler. Ve ondan sonra da SpaceX'ten fırlatmak için zaman aldıklarını söylediler. Ben gerçekten inanamadım. Yani çok çok hızlı gelişen olaylardı. Profesör Doktor Bülent Ekmekçi'den aldıkları danışmanlıkla yollarına devam etti. Ekipten Ahmet Güngörmüş ilk önce bu teklifi iletti. Birlikte olur musunuz hocam diye hiç düşünmeden evet demiştim. Ve ondan sonra bu süreç başlamış oldu. 1992'de yaşanan faciada hayatını kaybeden 263 madencinin anısına takımlarına Grizu 263 adını verdiler. Madencilerimizi unutulmaz kılan bu isimle gençlerimiz umut dolu bir yolculuğa çıktı. Sınırlı imkanlar, sınırsız hayallere ve çabaya engel olamadı. Takım kuruluşunda hayalini kurmuş olduğu uzaya basamakları teker teker tırmanmak amacıyla öncelikle model uydu yarışmalarında deneyim kazanmayı tercih etti. 2018 yılında NASA'nın sponsoru olduğu Kansat Computation'da dünya ikincisi olmakla başladı. Daha sonrasında tekrar dünya ikinciliği elde ettik 2019 yılında ve sonrasında cep uydu projemize başlayarak aslında takımı ikiye bölmüş olduk. Cep uydu ekibimiz ve yarışmalara katılan yeni arkadaşlarımızla birlikte bugünlere kadar geldik. Burada gerçek bir uydunun üretim aşamalarını birer birer gerçekleştiren, dereceler alan ve deneyim kazanan takım, sonrasında Grizu 263A uydu projesini hayata geçirmiştir. Uydumuz içerisinde 4 alt sistem var. Bunlardan biri güç kartı, uydumuzun gücünü veriyor. Diğeri haberleşme kartı, uydumuzun kendi yer istasyonumuzla haberleşmesini sağlayacak. Bir diğer kart da pasif manyetik kontrol kartı, uydumuzun uzayda stabil kontrolünü sağlayacak. Grizu 263A, çok yeni bir uydu standardı olan Packet Cube olarak üretildi. Tüm uydu fonksiyonlarına sahip olan, küçük, deneysel ve eğitim amacı taşıyan Grizu 263A, gelecekte takım uydu projelerine altyapı sağlayabilecek bir nitelik taşıyor. İçindeki bütün kartları, bütün yazılımları Zonguldak'ta ürettik. Ve bizim için bunun çalışması çok önemli. Eğer misyonumuz başarıyla gerçekleşirse gelecek için de bize yol gösterici olacak. İlk uluslararası yarışma deneyiminin ardından ekip yeni hedeflerine ulaşmak için köklü değişiklikler yapmalıydı. Sınırlı imkanlarla dünyanın önde gelen takımlarıyla yarışan Grizu 263'ün hızlı yükselişi yeni kaynaklar gerektiriyordu. Takım kendi içinde çözüm üretmeyi denese de kaynak yetersizliği nedeniyle çalışmaların geleceği tehlikeye düştü. Ancak Grizu 263'ün öyküsü burada bitmedi. Bir çıkış yolu arayan takım, projelerini Erdemir'e sundu. Erdemir de bölgesindeki bu anlamlı projeye destek verme kararı aldı ve Grizu 263 ekibinin önünde bu sayede yeni bir yol açılmış oldu. Aslında bu işlere başladığımız zaman kaynak bulmak bir projenin en önemli noktası. Siz ne kadar büyük hayaller kurarsanız kurun, üreteceğiniz proje bütçeniz de sınırlı oluyor. Üniversitemizde bir etkinlik vardı. Erdemir'den de yetkililer gelmişti ve orada karşılaştık ve gidip samimi bir şekilde hızlıca projelerimizden bahsettik ve sizlerle çalışmaktan çok mutlu olabileceğimizi anlattı kendilerine ve onlar da çok sıcak karşıladılar. Orada iletişime geçtik ve ondan sonra süreçler çok hızlı gelişti. Bize inandılar ve ilk senemizde biz de artık sadece teknik olaylara yönümüzü çevirmiştik. Sadece teknik şeyleri düşünüyorduk. Bugüne kadar en büyük kaygımız oydu. Çünkü dünyanın en iyi üniversitelerindeki maddi imkanlar bizden çok farklıydı. Biz o sorunu Erdemir sayesinde, Erdemir'in destekleriyle çözdük. Ve ondan sonra başarılar gelmeye başladı. Erdemir de sonra bütün hayallerimize ortak oldu, bizi destekledi. Ve birlikte bu noktaya kadar geldik. Buradan kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizleri çok tebrik ediyorum. Birlikte başardık.
Sağ olsun OYOK Genel Müdürümüz ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Savaş Erdem Beyefendi de bu desteği vermemiz için bizi yüreklendirdi. Kendisine ve ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Sizlere çok selam var. Takımın kuruluşundan beri hedefi olan ancak yüksek maliyet nedeniyle rafa kalkan uydu çalışmaları bu destekle tekrar öncelik haline geldi. Ve Türkiye'nin başarılı olan ilk cep uydusu Grizu 263'a uzaya fırlatılmak üzere tamamlandı. Karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir hikaye yazıyoruz. Anadolu'dan bir üniversiteden, Zonguldak'tan büyük bir uzay projesinin gerçekleşebileceğine bizden başka kimse inanmıyordu buna başladığımızda. Biz bu büyük tabuyu kırdığımıza inanıyoruz. Sonunda beklenen gün geldi ve cep uydusu için uzay yolculuğu artık başlıyor. Kendisi küçük, Türk uydu teknolojisi için önemi büyük olan Grizu 263'a SpaceX şirketinin roketiyle 13 Ocak'ta uzaya fırlatıldı. Yolun açık olsun Grizu 263'a.